Eğitmaden herkese merhabalar. 8. Sınıflar Seçmeli Matematik Uygulamaları Dersi 2. Dönem 1. yazılı Soru Çözümleri yapacağız sizler için. Umarım yazıldan güzel notlar alırsınız. Zaten seçmeli matematik soruları genelde kolay oluyor. Baştan söylemesi yazılımız ona göre hazırlandı. Şimdi ilk soruya bir bakalım. Birinci soruda 2018 yılında Avro'nun Türk Lirası karşısındaki değerinin aylık olarak değişimi grafikle gösterilecektir. Bu gösterim için en uygun grafik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi aylık olarak zamana bağlı olarak bir grafik çizmek istiyorsak bunun için en uygun grafik belki bilmiyorsunuzdur hatırlatayım çizgi grafiği. Onun için cevabımız çizgi grafiği olacak. Zaten daire grafiği iki niceliği karşılaştırmak için uygun değil, sütun grafiği de uygun değil, şekil grafiği de uygun değil. Evet, ikinci soruya gelelim. Çift rakamların her biri ayrı ayrı eş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Şimdi çift rakamlarımız neydi? 0, 2, 4, 6 ve 8. Şimdi 11 rakam değildir. 8'e kadar yazıyoruz çift rakamlarımızı. Peki ne diyor? Rastgele çekilen bir kartta yazabilecek sayıların tamamı aşağıdakilerden hangisidir? Yani hangi sayıları çekeriz? Benim yukarıda yazdığım sayıları çekeceğimiz için cevabımız burada B şıkkı olacak. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin terim sayısı 3'tür? Şıklara tek tek bakalım. A şıkkında 1, 2 tane terimimiz var. B şıkkında eksi 3x ve 4yz yine 2 tane terimimiz var. Olmaz. C şıkkında 4x kare eksi 3x artı 5 yani 3 tane terimimiz var. Cevabımız burada C şıkkı olacak. D şıkkında ise 5xyz yani bir tane terimiz olduğu için cevap olamaz. Evet geldik e, dördüncü soruya. Dördüncü soruda aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi 2 çarpı 2x e, artı 3 ifadesinin özdeşidir diyor bize. Şimdi burayı biraz büyütelim şöyle daha rahat görürüz. E, önündeki 2'yi içeri dağıtalım. 2 çarpı 2 4x 2 çarpı 3 6 olur. O zaman 4x artı 6 olacak şıklara bakacak olursak cevabımız burada B şıkkı oluyor. Şimdi geldik arkadaşlar. 5. Beşinci soruya. 5. soruda 4x kare eksi 9'un karesi ifadesinin çarpanlara ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 4x kare neyin karesi? Onu düşünün. 2x'in karesi değil mi? Parantez karesi eksi 9'un karesi vardı. Şimdi burada iki kare farkı var biliyorsunuz. İki kare farkında ne yapıyorduk? İfadeleri bir topluyoruz, bir çıkarıyoruz, çarpıyoruz. Yani 2x artı 9 çarpı 2x eksi 9 olarak yazılır. Şıklara bakalım. 2x artı 9, 2x eksi 9. Evet, c şıkkında var. Şimdi terimlerin yer değiştirmesi çarpmada önemli olmadığı için, yani çarpmayı etkilemediği için cevabımız burada C şıkkı olarak yazılır. Geldik 6. soruya. 6. soruda 2x artı 1 bölü 2 eşittir 3 denklemini sağlayan x değeri kaçtır diyor bize. Burada da şunu yapacağız. Bir denklemimiz var. Eşitlik olduğu için işler dışlar yapacağız. 3'ün paydasında 1 var biliyorsunuz. Çarpalım 2x artı 1 eşittir 2 kere 3 6. Şu 1'i karşıya atalım. Yani 2x eşittir 5 yazarız. Sonra her iki tarafı kaça bölüyoruz? Tabii ki 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldük. 2'ler gitti. X eşittir 5 bölü 2 olacak. O zaman hangi şıkta var bu cevabımız? D şıkkında olduğu için cevabımız D olacak. Evet 7. sorudayız. Bir çarpma işlemi aşağıdaki gibi modellenmiştir. Şimdi x, 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 x ve 1, 1 olarak yazmış. Şimdi çarpma işlemi yapılmış. X'ler çarpılmış. X kare olarak o yazılmış. X ile 1 çarpmış. X yazılmış. Diğerleri zaten görüyorsunuz. Aynı şekilde devam etmiş. Bu çarpma işlemi hangisidir diyor. Şimdi yukarıda bakacak olursak kaç tane X'imiz var? 3 tane. Yazalım 3X. Yanında kaç tane 1 var? 2 tane. O zaman artı 2 iki yazıyoruz. İkinci çarpanı bulalım. Yukarıdan aşağı bakıyoruz bu sefer. Bir X var bir de 1 var. Yani X artı 1 olarak yazılır. Evet bakalım hangi şıkta bizim cevabımız var? 3x artı 2 x artı 1 D şıkkında olduğu için cevabımız burada D şıkkı olacak. Şimdi geldik 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisi 2,3 noktasından geçen bir doğrunun denklemidir? Şimdi burada mantık şu. Birinci koordinatımız x, ikinci koordinatımız y ye yazıyoruz. Hangisi denklemi sağlıyorsa cevap o olacak. Şimdi gelelim A şıkkında. X yerine 2 yazıyoruz, yani 2 çarpı 2 artı y yerine 3 yazıyoruz, 3 çarpı 3. Şimdi 2 kere 2 4, 3 kere 3 9 topla 13. 0 vermedi, cevap A değil. B şıkkına bakalım. X yerine 2 yazıyoruz, 3 çarpı 2 bir dakika, 3 çarpı 2 artı 2 çarpı 3. Şimdi ikisi de 6 olduğu için 6 6 12, 9 vermedi. B şıkkı da cevap olamaz. C şıkkına bakalım. 2 çarpı 2 artı 3. 2 kere 2 4. 3 daha 7. Evet 7'yi verdi. Onun için cevabımız C şık olacak. Demek ki bu ıı, doğrunun geçtiği nokta 2,3 oluyor. Yani 2x artı y eşittir 7. Gelelim 9. soruya. 9. soruda yukarıdaki d1, d2, d3 doğrularının eğimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakalım birinci soruda arkadaşlar eğimimiz 0 derece yani x eksenine paralel olduğu için x eksenine paralel doğruların eğimleri 0'dır. Şimdi ikinci soruda ise yani ikinci doğruda D2 doğrusunda bizim eğim açımız x ekseniyle pozitif yönlü açımızdı. Bu geniş bir açı. Geniş bir açının eğimi negatiftir. Dar açının ki pozitifti. Şimdi şuna bakıyoruz. x ekseniyle 90 derecelik bir açı oluşturuyor. x eksenini eğer dik kesiyorsa eğimimiz tanımsız olacak. O zaman ne olacak? 0 negatif tanımsız. Bakalım hangi şıkta var? A şıkkı değil. B şıkkı değil. C de değil. D şıkkı oluyor. Cevabımız gördüğünüz gibi. Et geldik 10. soruya. Ne diyor? 10. soruda 4x kare artı 8x artı 9. Cebirsel ifadesi hangisi ile toplanırsa bir tam kare özdeşliği oluşur. Şimdi bakalım. 4x kare neyin karesinden geliyor? 2x'in. Hemen yazalım. 2x. 9 neyin karesinden gelir? 3'ün. Böyle yazalım. Peki aradaki işaret ne olacak? Bakın bir terimler. Şuradaki işaretimiz pozitif olduğu için artı katacağım. Şimdi bunun karesini alalım. Nasıl kare alıyorduk? Birincinin karesi yani 2x'in karesi 4x kare. Birinciliği için çarpım 2 katı. Yani 3 kere 2. 6. 2 katı 12x. Artı 3'ün karesi de 9 yazdık. Demek ki ortadaki terimiz 12x olacaktı. Orada 8x var. Kaç x eklemeliyiz? Tabii ki 4x eklemeliyiz. Cevabımız onun için B şıkkı oluyor. Evet 11. soru. Çeşit kenar bir üçgen şekildeki gibi katlanıp açıldığında oluşan katlama çizgisi hangi elemanı gösterir diyor bize. Şimdi katladığınca şu parça komple şuraya geliyor mu? Yani şu parça buraya geliyor. Dolayısıyla şu açıyla bu açı birbirine eşit oluyor. Yani şu çizgimiz açıyı ikiye eşit parçaya böldüğü için bir açıortay belirtir. Onun için cevabımız açıortay olmalı. Eğer kenarı iki eşit parçaya bölseydi kenarortay ortay yükseklik olması için dik kesmesi lazım yukarıdan aşağı. Köşegen olmaz zaten üçgenlerde arkadaşlar. O üçgenden fazla kenarı olan yani dörtgen beşgen için geçerli bir e, geometrik kavram diyelim. 12. soru. Şekilde ABC üçgeninde AB 6 cm, BC 10 cm olduğuna göre AC aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi AC kenarımız hangi aralıkta ona bakalım. bir üçgende herhangi bir kenar diğer iki kenarın farkından büyüktür. Yani 10 eksi 6 4'ten büyük toplamından küçük. Yani 10 artı 6 16'dan da küçük olacak. Şimdi o zaman AC aşağıdakilerden hangisi olabilir? 4 ile 16 arasında olacak. Gördüğünüz gibi sadece 7 var. Onun için cevabımız C olacak. 4 olamaz. Burada çünkü eşittir yok. Ona dikkat edelim. Geldik 13. soruya. Aşağıdaki 3 adet irrasyonel sayı verilmiştir. Bu sayılar şıklar eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Yani hangisi oluşmaz? Şöyle yapacaksınız. Şu şıkların tek tek karesini alalım. Alıyorum karesini. 2'nin karesi 4 çarpı 5 20. Evet kök 20 var. C şıkkı olmaz. Şimdi 3 kök 2'nin karesini alıyorum. 3'ün karesi 9 çarpı 2 18 yapar. 18 D şıkkında var. Bu da olmaz. Geldik. 4 kök 3'ün karesini alalım. 4'ün karesi 16. 3 de çarp 48. 48 de var. Demek ki kare kök 32 açıkta kalıyor. Cevabımız onun için B şıkkı oluyor. Evet geldik 14. soruya. Yukarıdaki terazi modeline uygun matematiksel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi iki tane x'imiz var yazalım. Karşıta, kaç tane birimiz var? Dört tane. Dört yazalım. Şimdi x'lerin olduğu taraf ağır olan taraf. Demek ki daha büyük. 2x büyüktür. 4 olarak modellenir. 10 için cevabımız gördüğünüz gibi 2x büyüktür 4. 5 şıkkında olduğu için cevabımız 5 şık olacak. Yani cevabımız B 5. Evet benim minik bir kızım var. Ee, yanımda duruyor. O da müdahale ediyor arada bir. Geldik 15. soruya. 2 basamaklı A9 doğal sayısı asal bir sayıdır. Buna göre A'nın alıcı değerler toplamı kaçtır? Şimdi A yerine 1 gelirse 19. Evet olur. 29 da asal. 39 asal değil çünkü 3'e bölünen bir sayı. 49 biliyorsunuz 7'ye bölünür asal değil. 59'a geldi sıra. 59 asal bir sayı mı? Evet bu da bir asal sayı arkadaşlar. 69 3'e bölünür asal olmaz. 79'u düşünelim. 79 asal mı? Evet bu da bir asal sayı. 89'a geldik. 89 asal bir sayı mı? Evet bu da bir asal sayı. 99 arkadaşlar 9'a ve 3'e bölündüğü için olmaz. O zaman A yerine gelen sayılar 1 geldi. Artı 2 geldi. 5 geldi. 7 ve 8 geldi. Toplayalım. 8, 16, 23 oldu cevabımız. 23 yazalım. Geldik son iki soruya. Şimdi bir koordinat düzlemimiz var. A, B, C, D yazılmış. Bakın nasıl bir soru. Yukarıdaki koordinat düzlemindeki A, B, C, D ile isimlendirilmiş bölgeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi şurası birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge olarak yazıyorduk. O zaman A'ya 2 geldi. B'ye 1 geldi. C'ye 3 geldi. D'ye de 4 geldi. O zaman 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. B şıkkında olduğu için cevabımız B şıkkı olacak. Evet arkadaşlar burada son iki sorumuz. onar puan. 17. soru. 4 küçüktür. 7 x eksi 3 küçük eşittir. 18. Yukarıdaki eşitsizliğini sağlayan tam sayılar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi eşitsizlik çözerken şu yanındaki sayıyı x'ten bağımsız e, sabit sayı her iki tarafa gönderiyoruz. İşaret değiştirerek. Şimdi artı 3 olarak gönderdim. Buraya da artı 3 olarak gönderdim. 3, 4 daha 7 küçüktür 7x küçük eşittir buradan 18 3 daha 21 sonra her tarafı 7'ye bölün ne oldu 1 değil mi şurası şurada x kaldı küçük eşittir 21'i 3'e böldük pardon 21'i 7'ye böldük 3. O zaman x 1 ile 3 arasında 3 olabilir. Bu aralıkta hangi sayılar var? 2 ve 3 olduğu için cevabımız C şık olacak. Geldik arkadaşlar 18. soruya. İlk dikildiğinde 1,5 metre olan boyunda olan bir fidan her yıl 0,3 metre uzamaktadır. 5. yıl sonunda fidanın boyu kaç metre olur? Şimdi o zaman 5 ile 0,3'ü çarpalım. Bu da 1,5 metre olacak. Şimdi ilk dikildiğinde de 1,5 metreydi. O zaman 1,5 metre artı 1,5. 1,5, 1,5 da 3 yapacağı için cevabımız burada A şıkkı olmuş oluyor. Evet sizler için arkadaşlar yazılımımızın çözümlerini bitirdik umarım sizler için e, faydalı bir video olmuştur. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Babam videosu güzel miydi? Güzeldi. Umarım <laughs> yazıldınızda e, böyle aynı sorular çıkar. E, belki de bu yazılımın tıpatıp aynısı çıkacaktır. E, Aynısı da çıkarsa büyük ihtimalle iyi bir not alacaksınız. Hepinizin yorumlarını eğer nasıl çıktıysa yorumlarını aşağıya bekliyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Hoşçakalın.